Çocuk da et yiyor bu arada da. Deniz zargana gibi zaten oğlum. İncecik çocuk. Kuzey'in yarım götü, Deniz'in komple götü kadar. Yani küçük olan daha iri. Daha kalıplı. Baba diye bağırıyor. Eşin İsveç mi, Türk mü? Hollanda eşim. Nasıl soru oğlum bu? Seni okutan öğretmenin... Seçerek mi öneriyorsun? Kelimeyle Türkçe konuşuyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi. Ben ona tilt oluyorum ya. Adam okumamış ama problem öğretmen de küfür öğretmen de. Böyle bir çocuğu bu kadar Türkçe konuşması öğretmenin suçudur oğlum. Adam okumamış bilmem ne problemi öğretmendi. Tabii ki öğretmendi lan. Bunu buraya kadar nasıl getirdiniz? Sorsam lise mezunu. Yok abi, Google Tech diyormuş. Kolaydan selamlar, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Aşkım hoş geldin. Ünlü mezunum abi, ne lisesi? Al işte, gördün mü lan? Başımıza ne dertler açtın? Yemek sipa, abi yemek, ekmek kebap, Adana. Olur oğlum ya. Bir an dayanamam bu dünyaya, yaranamam, gitme sonum olur. Bendim kalbin yalan, vedan yalan. Aynen öyle ya. Anahtar kelimeyi veriyor, cümleleri biz oluşturuyoruz. Harbi üniversite mezunu musun lan? Heyecanlandın mı yazarken? Niye böyle yapıyorsun oğlum? Sakin sakin yaz işte. Arkadaşlar bu kadar dalga geçemez. Doğacağımız ülkeyi seçemiyoruz ki. Olduğun ülkedekileri seçebiliyorsun ama. Neyse. Ne başlayın? Ben ne demek istiyorum, orta geliyor, kafaya çıkıyor. Şimdi bunu dürümün içine yapacağım. Bir de dürümün içi için varsa şurada birkaç tane de patates kızartalım. Vardı patateslerde minnacık minnacık. Ben onların kabuklarını yıkayayım.
Kabuklu keseyim. Kabukları kesilecek gibi değil onlar. Tabii canım. Çoğunluk ne derse o. Önemli olan bizim çoğunluk olmamız abi. Bunlar yıkansın, ev çıkmış olsun. Bu raklet patatesi gibi patates ya, bir de kızartma patates diye koymuşlar. Lan Maxwell, önlem OnlyFans diyorsun. Kaç para OnlyFans'a bir abonelik? $20, $10 mı? Sen 20 abonelik at desem atamazsın Gundi. OnlyFans ne? Excellent TV, hoş geldin, teşekkür ederim. İsviçre çok güzel bir ülke abicim. Doğası çok güzel. Zaten karşında Alp Dağları, boylu boyuna Cenevre'den Montreux'a kadar uzanan bir lak Leman Gölü var. Muazzam bir ülke. Gördüğün kadar var. Hatta şöyle bir göstereyim size isterseniz. Sadece Instagram'da neydi, Google'a Lac Blouse yazıyorsunuz. Yazılış biraz farklı. Şimdi bu şu Lac Blouse gölüdür. Görsellere bastığımızda baksana. Ben gittim buraya. Harbiden kışında böyle oluyor. Muazzam bir yer ya. Burada görebilirsiniz böyle. Muazzam bir göl. Burada piknik yapıyorsun. Ben burada sucuklu yumurta yaptım lan. Videosu da var hatta. Onu da şey atayım, Instagram atayım bir yere. Çok güzel bir yer gerçekten. Yok ya, karavanda gitmedim. Şey, neydi onun ismi? Annem, eşim, arkadaşlar gittik kahvaltıya orada. Deniz de küçüktü. Gittik orada bir kahvaltı yaptık. Küçük böyle bir tane minyatür. Orada mangal da yapabiliyorsun. Belirli bölgelerde. Küçük bir tane ocağım vardı, onu götürdüm. Bir sucuklu yumurta ekmek mandım orada. Mis gibi. Güzel bir yer. Biraz yeni gelenler için hayat hikayesini anlatırsın. Tabii ki. Ben Kuşadası'nda doğdum, büyüdüm. Sonra Bodrum'da Fransız bir şirkette çalıştım. Şimdiki eşimle orada tanıştık. Orada işte bana soruyorlar, abi neden İsviçre diye. Orada şöyle oldu. İşte İsviçre'ye bir kız vardı. Norveçli, Finlandiyalı. Başka neresi vardı? İsveç, Norveç, Finlandiya, İsviçre. Birkaç ülke daha vardı. O güzel kızlarını seçmişler, koymuşlar. Aralarından bir tanesini seçeceksin falan dendi.
Danimarka işte neyse. Öyle seçip geldim. Ulan neden İsviçre diye sorun var Gundi. Şimdi tanıştık biz. Sonra İsviçre'de yaşamaya karar verdik. Adam bana sorduğu soruya bak ya. Daha sonra İsviçre'de eşim Türk oğlum. Türkçe bilmez, biliyor mu ne demek? Benim çocuklar, biz evde Türkçe konuşuyoruz. Evde çocuklarla Fransızca konuşmuyoruz. Öncelikle kendi diline hakim olacak. Deniz'in konuştuğu Türkçe, bir gün denk gelirseniz bir ara yayın açarım açtığımda. Yapar mısın lütfen? Teşekkür ederim, rica ederim. Baba gel dediğinde, diyorum, gelir misin lütfen diye düzeltiyor. Çocuğun Türkçesi böyle. Biz önce kendi dilini güzel konuşmasını istiyoruz ki sonra Fransızcayı iyi konuşabilir. Benim burada arkadaşlarım var. İsmini vermeyeceğim. Serdar yakın arkadaşım. Çocukları Türkçe öğretmedi eşşi olaşık. Ben annemin yanına götürdüğümde çocuğumu Fransızca konuşan çocukla nasıl iletişim kuracak? Babaannesiyle nasıl özlem giderecek? Veyahut da kadınla nasıl iletişim kuracak? Böyle bir şey olsun istemedim. İrem ne haber? Çocuğun Türk pasaporta mı sahip olmuş oluyor? Vallahi daha Türk pasaportuna başvurmadım ben. Şu an sadece İsviçre vatandaşı. Yabancı olanlar nasıl öğretiyor teknik olarak? Evde babası Türkçe konuştuğu çocuk öğrenir. Çocuklar açık oğlum. Çocuklar açık, dil öğrenmeye açık. Deniz İngilizce öğreniyor kendi okulda vesaire bilmem ne. Fransızcası ana dili gibi, Türkçesi ana dili gibi. Çocuk şu an ne verirsen dil olarak kapmaya hazır. Sende İsveç vatandaşı var mı? Var. Zimbabwe'de var. Zimbabwe vatandaşı var, İsveç vatandaşı var, İsviçre'de var. Burası da var. İsviçre'yi de aldım. Almadım oğlum, ben Türk vatandaşıyım sadece şimdi. Patateste kalp oldu. Yemin ediyorum. Kalbimin orta yerinde. Bu nasıl bir cumhuriyetti ki, bu nasıl bir hakimiyet? Ben anlamadım. Sustum sustum da. Aha, bu da göt oldu. Bana bak, nimetle şaka olmaz pezevenk. Doğru düzgün keseceksen kes. Abi Almanya gibi sosyal bir devlet mi? Orası yoksa daha çok bireysellik mi? Oğlum Almancılara sorsak köpek gibi çalıştırıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Zulüm. Türkiye çok gelişmiş. Türkiye'de herkes restoranda. Almanya'da biz kötü şartlarda yaşıyoruz. Tamam. Git. Git. Yok. Herkes restoranda. Herkesin şartları iyi. İnsanın
kendi yaşadığı toprağa saygısı yoksa